Medyaskop TV ekranlarından herkese iyi günler. Bu özel yayınımızda konuğumuz Diyarbakır Milletvekili Altan Tan. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Bütün izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Yayının başlığı neden Saadet'ten aday oldum? Bu soruyla başlayalım. Evet, neden Saadet'ten aday oldum? Birincisi, tabii daha önce siyaset yaptığımız yerlerle ne sıkıntılar yaşadık. Hı hı. Sonrasında da bugün Saadet ne söylüyor? Böyle bir perspektif üzerinde görüşlerimi anlatmak istiyorum. Yani kamuoyunun, en azından beni tanıyanların, takip edenlerin yakından bildikleri gibi, eski tabirle yakinen bildikleri gibi, ben 1987 senesinde Refah Partisi'nde politika yapmaya başladım. Yani ondan önceki fikri siyasi dönem ayrı, o kadar gerilere gitmiyorum. Evet, hem de yönetici olarak galiba. Ve 1991 senesine kadar da Refah Partisi'nin genel idare kurulu üyeliği yaptım. Bir de Doğu ve Güneydoğu bölge müfettişliği yaptım. Yani öğretmen müfettiş diye bir kurumu vardı partinin. Yani parti elemanlarını, işte teşkilatı eğitmek, seçimlere hazırlamakla görevli çalışmalarım oldu. 1991 senesinde o zaman, yani Refah Partisi Alparslan Türkeş'le seçim ittifakı kurunca, hı hı, biz bölge örgütleri bu ittifakın yanlış olduğunu söyledik ki o tarihte Sayın Temel Karamollaoğlu da bunun yanlış olduğunu söyleyen grubun içindeydi. Hı hı. Ama ittifak buna rağmen olunca da ben Diyarbakır birinci sıra milletvekili adaylığından istifa ettim 1991'de. Evet. Peki bu milli görüş şey midir? Sizce milliyetçiliğe mi daha yakındır, Türk-İslam sentezine, yoksa böyle etnik kimliklerin üzerinde bir Müslüman kimliğe mi dayanıyorsunuz? Etnik kimliklerin üzerinde bir Müslüman kimliği savunur. Zaten onun için karşı çıktık biz. Dedik, evet, ki bu Kürt seçmende, Kürtlerde büyük sıkıntı meydana getirir ve nitekim de getirdi. Yani o dönemde Refah Partisi bölgeden birçok ilden milletvekili çıkaramadı. Diyarbakır, Mardin, Batman başta olmak üzere. Şimdi tabii daha sonra da işte 2011 seçimlerinde, o zaman işte Halkın Demokrasi Partisi, daha sonra BDP, BDP, HADEP daha eski. Evet. Bu partideki arkadaşların öncülüğünde bir emek, işte demokrasi, özgürlük, blok, barış bloğu kuruldu. İşte Allah rahmet etsin, rahmetli Şerafettin Elçi ağabey dahil, ki onun kendi partisi vardı, KADEP, hı hı, diye birçok Kürt, yani dindar, işte liberal, sol, sosyalist, yani değişik gruplardan bu bloğun içerisinde bağımsız aday oldu. Ben de o grubun içerisinde bağımsız aday oldum. Tabii bizim yapmak istediğimiz, Kürtlerin bütün renklerini, bütün farklı düşüncede olan gruplarını bir demokrasi bloğu içerisinde toplamak ve bununla hem Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlamak hem de Kürt meselesinin çözümünü sağlamak. Yani esas bu bloğun amacı bu. Ama süreç içerisinde, o bloğun ana gövdesi olan, yani esas ana gövdesi olan işte BDP ve daha sonra HDP'ye dönüşen gelenek, bu diğer farklı görüşlerin ve kimliklerin hem temsilinde hem de görüşlerinin parti politikasına yansımasında daha otoriter ve üstten bir tavır sergiledi. Ne zamandan itibaren oldu bu? Bu aslında birinci günden itibaren oldu. Mesela nasıl birinci günden itibaren? Biz 5 Haziran 2011'de bağımsız milletvekili seçildik. Ve daha parlamentoya gidip yemin törenini yapmadan önce 14 Temmuz 2011'de bizim milletvekili arkadaşlarımız, mesela Sayın Ahmet Türk milletvekiliydi, Sayın Aysel Tuğluk milletvekiliydi. Sayın Aysel Tuğluk DTK toplantısında DTK toplantısında demokratik özerkliği ilan etti. Yani 14 Temmuz 2011. Biz 5 Haziran'da, yani bir ay evvel, 35 gün evvel milletvekili seçilmişiz. Yeni. Ben o zaman da itiraz ettim. Yani açık olarak itiraz eden tek kişiyim.
Yani açık olarak itiraz etmek ne demek? Yani o DTK kongresine çıktım ve bunun yanlış bir karar olduğunu söyledim. Birçok arkadaş vardı bu kararın yanlış olduğunu düşünen. Yani Sayın Leyla Zana da bunların içerisindeydi. Ama bunlar açıkça çıkıp da toplumun önünde bunu deklare etmediler. Ben toplumun önünde bunu deklare ettim. Yani bunun ses kayıtları, yazılı kayıtları hepsi var. Dolayısıyla o günden itibaren o ana gövdeyi oluşturan arkadaşlar işte biz yaptık oldu, bizim yaptıklarımız işte böyle, siz kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız etmeyin çizgisine geldiler. Ve bu tartışmaların sonucunda Sayın Selahattin Demirtaş'ın ikinci sefer genel başkan seçildiği HDP kongresinde bir konuşması oldu. Yani bu parti sol, sosyalist veya Marksist bir parti midir yoksa demokratik bir kitle partisi midir? O kongrede demokratik bir kitle partisi, bir çatı örgütü olduğu söylendi. Yani bunun da kayıtları duruyor. Fakat maalesef sonrasında yani bu parti demokratik bir kitle partisidir beyanından sonra yine işler eskisi gibi devam etti. Benim bu çizgiye iki başlıkta toparlayabileceğim, yani ana başlık olarak iki eleştirim var. Bir, biz bu partinin oluşumun, yani bu emek, özgürlük, barış, demokrasi bloğundan tutun, işte demokratik bir kitle partisi beyanına kadar çizgisinin bu noktada kalmasını istiyorduk. Yani bu parti demokratik bir kitle partisidir. İçerisinde her türlü fikirden insanlar olur ama bunların ortak çatısı veya ortak temeli demokrasidir. Kararlar beraber alınır. Bu ne marjinal sola, ne marjinal sağa, ne oraya, ne buraya, ne dinciliğe, ne şuraya, buraya çekilemez. Birinci itirazımız bu. Bu yaşadığımız süreç içerisinde parti maalesef belli bir grubun, belli bir çizginin yönettiği ve bunu da ben yaptım oldu şeklinde dayattığı bir noktaya geldi. Mesela bizim hiçbir bu son dönemde özellikle HDP döneminde grup başkan vekilimiz veya meclis başkan vekilliği vardı bizde. Bunların hiçbirisi grubun ortak seçimiyle olmadı. Yani bir kağıt, oy, farklı adaylar çıkarak yapılmadı. Genel başkanlıklarda işte en fazla eleştirilen partilerden birisi CHP'dir tek parti döneminden sonra. Birçok kongresinde birkaç aday çıkmıştır son kongre de dahil. Ama bizde hiçbir zaman böyle bir demokratik yarış olmadı. Ön seçim var CHP'de mesela. Evet. Bizde ön seçim de olmadı. Şimdi sorduğunuz vakit deniliyor ki ya işte kimse aday olmadı. Kim yani, seçiyor peki bunları? Eğer kimse aday olmuyorsa o zaman zorla mı aday bulup getireceğiz? Ya kimse aday olma cesaretini bulamıyorsa veya öyle bir yol açık değilse işte o esas tartışılacak olan o. Hadi kimse açık aday olmadı ama siz parti meclisi listesini oluştururken bile en azından bir çarşaf liste oluşturursunuz. Yani rekabete açık bir şey yaparsınız. Grup başkan vekillerinizi, meclis başkan vekillerinizi seçerken yine bir demokratik en azından milletvekilleri içerisinde bir seçim yaparsınız. Bu mekanizmalar işletilmediği müddetçe zaten ne kimse cesaret edebilir ne de sahaya iner. Bu itirazlarınız ne zaman sizin yükseldi? Şimdi 7 Haziran'dan sonra benim, da aday oldunuz. Benim HDP'den. Her zaman yükseldi. Mesela diyorum ya ben 5 Haziran 2011'de bağımsız milletvekili oldum. 14 Temmuz 2011'deki demokratik özelliği başta olmak üzere. Yani hemen hani dakika bir gol bir derler ya. Ondan sonra son günüme kadar ben bu itirazlarımın tamamını parti içinde de parti dışında medya önünde de bunları ısrarla dile getirdim. Israrla. Yani bugün şimdi bir internete girdiğiniz vakit, Facebook'a girdiğiniz vakit benim onlarca konuşmam. Yine yazılı basını takip ettiğiniz vakit onlarca, yani yüze yakın röportajım var. Arkasından PKK'nın uyguladığı bu hendek siyaseti, 80 milletvekilini boşa çıkarma, savaşın devam etmesi ve HDP'nin Tayyip Erdoğan'a, yani Sayın Tayyip Erdoğan'a, işte Cumhurbaşkanı'na, AKP'ye, hükümete, devlete getirdiği eleştirilerin yarısını, dörtte birini bile PKK'ya yapamaması bir ayrı sorun olarak ortaya çıktı. Siz içten yaptınız bu itirazlarınızı. İçten de dıştan da. Şimdi içten yaptığınız vakit diyorlar ki nerede konuştun, kime konuştun, ne zaman konuştun, kim duydu? Ki mesela benim gibi içeride bu itirazları dile getiren arkadaşlar vardı. Ama ben bunların tamamını medya önünde de yaptım. Hatta aldığım en büyük eleştirilerden birisi de şuydu. Ya işte bu mevzular böyle dışarıda ulu orta konuşulmaz.
Bunları biz parti içinde yani önce konuşmalıyız, tartışmalıyız. Ondan sonra parti içinde konuşmadığım hiçbir şeyi parti dışında konuşmadım. Ve dün getirmediğim hiçbir eleştiriyi bugün konuşuyor değilim. Yani dün ne söylemişsem bugün de aynısını söylüyorum. Mesela çok ahlaksız, şerefsiz birçok troller var. Yani bunların bir kısmı hükümet devlet yanlısıdır, bir kısmı işte AKP yanlısıdır, bir kısmı PKK yanlısıdır. Küfür ediyorlar bana. Ya küfür etme bana kardeşim. Senin gücün varsa, yüreğin varsa, yani bunu hükümet medyasına da söylüyorum, öbür tarafa da söylüyorum. İstediğiniz yerde, istediğiniz ortamda, istediğiniz kişilerle, Türkiye'de veya Avrupa'da televizyonlarda yüz yüze konuşmaya hazırım. Bakın küfür etme değil, kavga etme değil, hakaret etme değil, tartışmaya hazırım. Yani dolayısıyla bu ahlaksız kesimin, yani sadece küfre dayalı şeylerinden de gına gelmiş durumdadır. Tabii ben hayatım boyunca bunlara da hiç kıymet vermedim. Mesela kontrgerillanın din şubesi gibi davranan bir sürü İslami kesimde sözde sakallı kontrgerillalar var. Yani bunlar da devamlı küfretmeyi bir adet haline getirdiler. Ben bunlara da aynı çağrıyı yaptım. Peki hepsini. Parti içinde siz bu itirazları yaparken sizinle benzer düşünen hiç kimse yok muydu? Yani var. Herkes mi farklı düşünüyor? Hayır, hayır var. Mesela ciddi eleştiriler getiren, tartışan arkadaşlarımız oldu. Ama bunların çok azı dışarıya yansıyacak. Yani işte televizyon kanallarına veya medyaya, röportajlara bu fikirlerini yansıttı. Çok azı yansıttı. Yani büyük bir kısmı parti içinde bunları konuştu ve orada kaldı. Zaten 2015 seçimlerinde de ben aday yapılmadım. Yani en son gün Sayın İdris Balüken, Sayın Pervin Buldan, Sayın Süreyya Önder, Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gittiler. O iki gün, üç gün zarfında listeler açıklandığı vakit ciddi bir tepki geldi kamuoyunda. Yani hem Kürt orta sınıflarından, dindar, muhafazakar Kürtlerden, liberal kesimden aday yapılmamamla ilgili parti adeta bombardımana tabi tutuldu. Ve son gün, işte o heyet gidip geldikten sonra ben son dakika tekrar listeye konuldum. 2015 listesine de konulmadım. Yani bunu kamuoyu çok iyi biliyor. Yine işte gerekli linklere, kanallara girdiğiniz vakit bu tartışmaların hepsini görmeniz mümkün. Yani özetle HDP ile ilgili iki büyük eleştirimiz var. Bir, Kürt halkını da Türkiye'yi de temsil etmeyen marjinal bir sol grubun, mezhepçi bir grubun, büyük oranda Alevi dayanışmasını esas alan bir grubun siyaseti belirlemesine bizim evet dememiz mümkün değil. Birincisi bu. Şimdi bunu söylediğiniz vakitte hemen suçlanıyorsunuz. Efendim işte Altantan ne yapıyor? İşte dincilik, mezhepçilik, Alevi karşıtlığı şu. Hayır kardeşim hiç böyle bir sorun yok. Benim hayatım boyunca böyle bir sorunum olmadı. Mecliste 7 yıldır benim iki yardımcımdan birisi Alevi. Benim Alevilerle hiçbir sorunum yok. Ben sadece marjinal bir ekibin, yani bu Sünni de olsa, dindar da olsa, işte sakallı Ergenekon'dan bahsettim. Şimdi AK Parti bahsinde bunları da konuşacağız AK Parti ile ilgili olan kısmında. Bunlara karşı olduğum gibi, yani Sünni diktatörlere, otoriterlere karşı olduğum gibi bu taraftakilere de karşıyım. Kaldı ki soldan da bir alıp veremediğim yok benim. Ben sadece temsil olarak HDP'ye oy veren kitlenin %92'si Kürt kitlesi, yani kamuoyu ara. %8'lik bir kısmı diğer liberal, sol, sosyal demokrat, Türk, neyse değişik kesimlerden gelen oylar var. Bu %92'nin, bu %8'in de içinde %1'lik, %2'lik bir ağırlığı olan kesimin tahakkümüne girmesine karşıyım. Benim söylediğim bu. Birincisi bu. İkincisi, işte yani özellikle son 7 Haziran sürecinden sonra 80 milletvekili çıkarılmasına, 102 belediye başkanı olmasına rağmen bunun savaşla, şiddetle, hendeklerle, yanlış politikalarla heder edilmesine karşıyım. Yani ikinci karşı olduğum bu. Bunu da her safhada dile getirdim. Bugün değil. Ha bunlar doğrudur diyoruz. Ha mesela Sayın Pervin Buldan işte Fox TV'deki bir yayında hendekleri halk kendini savunmak için kazdı diyor. Ama Sayın Selahattin Demirtaş bunların yanlış olduğunu, biz bir öz eleştiri verilmesi gerektiğini söylüyor. Bunları da birbirimize küfretmeden oturup tartışalım. Yani doğruysa, doğru diyenler doğruluğunu savunsun. Yanlışsa bu yanlışlığı giderecek bir siyasal tavır içine girer. Şey sormak istiyorum. Şimdi bu sol kesimle ilgili, daha doğrusu HDP'nin şimdiki listelerinden de bahsediyorsunuz. Bugün Deniz Zeyrek Hürriyet'te bir yazı yazmış. Diyarbakır izlenimlerini ve orada şunu söylüyor.
HDP'nin Diyarbakır'da alacağı oydan çok bir şüphesi yok. Fakat diyor, bu oy özellikle bu sandık taşınmalar vesaireyle barajı geçmeye yeter mi bilmedikleri için batıdaki oylarına güveniyorlar. Buna rağmen HDP'nin İstanbul'da işte Ahmet Şık gibi, Erkan Baş gibi insanları çıkarması aday olarak, yani stratejik olarak doğru değil mi sizce? Yani bunda tam olarak itiraz ettiğiniz şey batıdan çıkmaları mıdır? Hayır, benim itiraz ettiğim şu. Veya tahakkümüne giriyorlar diyorsunuz ya, tahakkümüne girmiş mi oluyor? Tekrar söylüyorum. Hı hı. Benim partide en samimi olduğum arkadaşlarım, yani bunu bütün grup bilir, en güzel ilişkilerimi geliştirdiğim arkadaşlarımdan birisi sevgili hemşerim Süryani Erol Dora, öbürü yine Midyatlı sevgili hemşerim Ali Atalan. Yani Erol Dora Süryani, Ali Atalan Ezidi. Garo Pavlan'la da benim çok güzel diyaloglarım oldu. Bir tek gün bir tartışmam. Yani mesele Ermenilik, Ezidilik, Süryanilik, efendim sosyalistlik değil. Şunu söylüyorum. Kürt halkının oylarıyla, ana gövdesiyle, yani bu ana gövde geri planda kalarak marjinal, Türkiye'de bir karşılığı olmayan küçücük sol grupların getirilip temsilde en öne konulmasını yanlış görüyorum. Bölgede de öyle öne mi konmuş durum? Bölgede de böyle adaylar var. Ama özellikle İstanbul'da. Mesela üçüncü bölgeyi aday vereyim. Üçüncü bölgeyi size örnek vereyim. Hı-hı. Benim aday olduğum sizin bölge. Sizin seçim bölgeniz evet, şu an. Evet, benim seçim bölgem. 1, 2, 3, 4 sıradaki bütün adaylar Türk solundan, Alevi örgütlerinden ve Marksist gruplardan gelmeli. 1,5 milyona yakın üçüncü bölgede Kürt nüfus yaşıyor. Adrese dayalı nüfus sistemine göre tek tek tespit edilmiş. Ne kadar Urfalı, ne kadar Mardinli, ne kadar Erzurumlu, ne kadar Batmanlı, Hakkari'li var belli. Evet. Bu 1,5 milyonun büyük bir çoğunluğu geleneksel olarak dindar, muhafazakar ve orta sınıf. Yani bu işi sadece dindar ve muhafazakarlığa da sıkıştırmak istemiyorum. Bunların temsilcisi olabilecek tek bir aday yok. Ben bu temsil çarpıklığına karşıyım. Ben mesela 2014 belediye seçimlerinde böyle bir tartışma yaşadık yine parti içinde. Beni eleştirdiler. İşte dediler ki demokrasiye göre herkes her yerden aday olabilir. Demagoji tabii. Dedim ki o zaman kabul. Ben de Tunceli'den, Dersim'den belediye başkanlığına adayım. Sünni, Şafi, Nakşibendi gelenekten gelen bir ailenin çocuğu olarak ben Tunceli'den, Dersim'den belediye başkanlığına adayım. Milletvekiliyken adayım. Hatta takıldı bazı arkadaşlar. Dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Seni seçmezler. Dedim işte bu işin bir demokrasi ne kadar demokrasi ve demokratlık sorunu olduğunu ispatlamak için adayım. Pervin Buldan dedi ki şaka yapıyorsun Sayın Pervin Buldan. Hemen aldım bir A4 kağıdına imzaladım ve Sayın Pervin Buldan'a teslim ettim. Meclis grubunun içinde dedim ki ben işte Altan'tan bu belediye seçimlerinde Dersim'den Tunceli'den belediye başkanlığına adayım. Peki siz Dersim'de Tunceli'de Sünni, Şafii, Nakşibendi başında tekkeli bir adamı mahalle muhtarı yapamıyorsunuz. Yani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diyor. Şimdi yani diyorsunuz ben AK ki Parti'ye taban geldim. Neyse adaylarda temsil öyle olacak. Temsil olacak. Demokrasinin özelliği budur. Temsildir. Yani temsil ettiğiniz bir kitle var. O kitleye uygun adaylar koymak zorundasınız. Ama bunun için de belli kotalar, belli kontenjanlar, belli sayıda insanlar aday olabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Yani sevgili Erol Dora'ya da kimsenin itirazı olmadı. Ezidi Ali Atalan'a da, Feleknaz Uca'ya da kimsenin itirazı olmadı. Ama siz bütün bu yönetimi ve kadroları, yani tabiri caizse şoför mahallini bu insanlarla doldurursanız, öbürlerini de kasaya atarsanız işte buna itirazı var. Peki şöyle bir düşünce olabilir mi? Mesela ben HDP'nin işte İstanbul adayları için söylediklerinizi düşündüğüm zaman şöyle düşünüyorum. Bu bir strateji olabilir bölgedeki Kürt adaylarının yanına. Mesela Saadet Partisi'nin, tıpkı Saadet Partisi'nin sizi İstanbul'a aday göstermesinin bir strateji olabileceği gibi. Evet, öyle. Gayet tabii siz de Diyarbakır'dan aday olabilirdiniz. Ama işte bunun bir mantığı var. Benim şu an aday olduğum bölgede 1,5 milyona yakın bir Kürt seçmen var. Ve üstelik o Kürt seçmeni bırakın. Ben şu an Türkiye'de İstanbul'u en iyi bilenlerden birisiyim. 43 senedir İstanbul'da babamın Göztepe'de, Kadıköy'de, şu anda da benim de oturduğum tapulu evi var. 43 sene. Ben İstanbul'un bütün mahallelerini, bütün sokaklarını, özellikle eski İstanbul'un avucumun içi gibi bilirim. Yani şu an bir İstanbullu kimliği varsa ben en İstanbullu kadar İstanbulluyum.
Yani bütün semtleriyle. Peki 3. bölge özelinde diyelim. Oradaki Kürt seçmenin HDP'ye oy vermekten imtina edeceğini düşünüyor musunuz? Hayır, hayır düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan 10 seçimi başörtüsüyle kazandı. Yani bu Milli Görüş geleneğinden gelen partiler 10 seçimi... Şu anda da reklamlarda var. 10 seçimi başörtüsü sayesinde kazandılar. Halen de bunu kullanıyorlar. Kürt siyasetine egemen olan bu arkadaşlar da her seçimde işte barajı geçmemiz lazım, bu sefer son, mutlaka geçmemiz lazım. Bunları tartışmayın. Mesela Bese Hozat, işte Kandil'den yaptığı bir televizyon kanalına verdiği röportajda şunu söylüyor. Listelere asla takılmamanız lazım. Bir cisim bile olsa orada oraya oy vermek lazım. Bir cisim. Bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Urfa'da işte Fakı Baba Saadet Partisi'nden belediye başkanlığını kazandığı vakit bir yaygın bir şey oldu işte. Benzetme, ceketimizi göstersek kazanırız. Urfalılar balkonlara ceketler astı. Yani dolayısıyla bu seçimde de Kürt seçmene hakim olan zihniyet, yani psikoloji, ya işte bu sefer de ne yapalım, oyumuzu verelim, barajı geçmezsek. Biri 10 seçim başörtüsüyle seçim kazanıyor. Birisi de 10 seçim yaptığı yanlışlıkları işte ne yapalım, bu temsildir, namus davasıdır. Mutlaka temsil edilmemiz lazım. Türkiye'de dengeler ancak böyle bozulur. Yani seçmenin iyi niyetini istismar üzerine bir seçim propagandası. Pozitif bir propaganda değil. Yani negatifler üzerinden bir seçim algısı. Peki, burada da durmak istiyorum. Yani HDP üzerinde daha fazla gitmek istemiyorum. Şeyi çünkü sorayım, bu seçimde son olarak esas... Esas muhatabımız Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet, ona da geleceğiz, şeye de geleceğiz. Saadet, ama program bitmeden gelelim. Saadet Partisi'nin Kürt meselesiyle ilgili düşüncesine de geleceğiz. O zaman son bir soru sormak istiyorum. Muhalefetten biri olarak en nihayetinde HDP'nin barajı geçmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Geçmesi lazım. Hatta barajın olmaması lazım. Yani ben hayatım boyunca şöyle bir fikir içerisinde değilim. Yarıştığım arkadaşın ayaklarını bağlasınlar, ben ona bir çelme atayım, o yere düşsün ben geçeyim. Hayır, o da koşsun ben de koşayım. Yani o da kendi fikirlerini, düşüncelerini söylesin. Onun da önünde bir engel olmasın, benim de önümde bir engel olmasın. Kim geçerse o geçsin. Yani seçmen sonunda vekaletini kime verirse versin. Dolayısıyla HDP'de barajı geçsin, baraj olmasın, asla olmasın, mutlaka kaldırılması lazım. Eşit şartlarda bir yarış olması lazım. Eğer seçmen bugün benim bu söylediklerime prim vermiyorsa benim buna saygı göstermem lazım. Yarın o seçmenle de tekrar görüşürüz. Hı hı. Yani Türkiye'de her sene seçim olur. Yani evet. Bugün diyelim ki ben bunları konuştum, anlattım. Seçmen beni dinledi ama dedi ki vallahi Altantan sen iyi hoş söylüyorsun ama ya ne yapalım biz bu seçimde yine böyle yapacağız. Yapsın. Ama yarın neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tartışma noktasında ben üzerime düşeni yapmış olacağım. Tıpkı geçmişteki yanlışlıklara itiraz ettiğim gibi. Evet. Şimdi bu Kürt seçmenin davranışı, seçmen davranışı, oy verme davranışı üzerinden Saadet Partisi'ne doğru gidelim. Şimdi bence AKP'ye bir uğrayalım. Oraya da uğrarız. Ama bu onunla da ilgili zaten. AKP'yle de ilgili. Hatta evet. Direkt ilgili. Şimdi özellikle KONDA'nın yaptığı araştırmalarda Kürtlerin oy verme davranışına şöyle 2010'dan itibaren baktığınız zaman şöyle bir tablo var. 2010'ların başında, tabii bunda parti olarak seçime girip girmemesiyle de ilgili Kürt Hareketi'nin partisinin artık hangi BDP veya HDP. Başlarda %40, %60 gibi. %60 AKP'ye veriyor, %40 Kürt Hareketi'nin partisi neyse evet. Ona veriyor. Bu gittikçe bugüne kadar geldiğimiz zaman 70'e 30 gibi oldu. Ve bunda tabii işte Kobani olayları ve bir Kürt kimliğiyle sandığa gitmesi, Kürt seçmeni evet. Gibi bir durum söz konusu oldu. Şimdi Kürt seçmenin de ne kadarının muhafazakar olduğunu biliyoruz. Yani Kürt seçmeninin çok büyük bir kısmı solcu da az bir kısmı muhafazakar gibi bir şehir efsanesinden bahsetmiyoruz. Yani son zamanda da olsa muhafazakar seçmenin HDP'ye oy vermekte zorlanmadığını görüyoruz. Saadet Partisi, AK Parti de böyle oylarını kaybetmişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Saadet Partisi'nin şimdi, şey açısından ve genel olarak? Şimdi birincisi AKP Kürt seçmeni kaybetmiştir. Yani Kürt kimliğiyle ilgili en ufak bir iddiası, endişesi, düşüncesi olan Kürt'ün bugün artık AK Parti'nin, AKP'nin bugünkü politikalarından bir şey beklemesi mümkün değil. Listelerini nasıl buluyorsunuz? İşte listelere de geleceğim. Birincisi MHP ile kurduğu ittifak.
İkincisi salt güvenlikçi söylemi. Üçüncüsü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında, yani bana göre kendi kariyeri ve geçmişi açısından çok trajikomik veya çok işte hüzün verici bir sondur. Bozkurt işareti yapacak seviyeye gelmesidir. Kürt seçmenin bugün, yani bugünkü AKP'den, hı hı, şu anki AKP'den bekleyebileceği, hı hı, Kürt meselesiyle ilgili bir çözüm, hı hı, bir yeni program, bir alternatif şu saat itibariyle kalmamıştır. Yani özellikle de Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde Kürtlerin yaptıkları referandum kararına Irak hükümetinden daha fazla karşı çıkarak. Bakın, eğer bir ayrışma olacaksa Irak'ta olacak. AK Parti'nin ve hükümetin tepkisi Irak hükümetinden, devletinden daha aşırı olmuştur. Bu Kürtleri ciddi oranda yaralamıştır. Şimdi bunu söylediğimiz vakitte yine bazı troller söyüp saymaya başlıyorlar. Yani bir sürü alçak. İşte efendim öyle değil, böyle değil. İşte siz iftira ediyorsunuz, suizanda bulunuyorsunuz. Aslında ileride şöyle işte bir şeyler olacak. Ya kardeşim, biz bugünü konuşuyoruz. Varsa senin yarına, yarınla ilgili, yarına ait bir projen var ise, bir tasarın var ise çık bunu anlat. Şimdi sen bugün bozkurt işareti yapıyorsun. Sadece güvenlikten bahsediyorsun. Kürt sorunu bitmiştir diyorsun. Çözdüm dedi. Çözdüm diyorsunuz. Bugün itibariyle Kürtlerin statü, anayasal değişiklik, işte kimlik haklarıyla haklarının işte ilgili söylemlerinin garanti altına alınması, bunların hepsini parantez içine alıp dışarı atıyorsun. Peki gelecekle ilgili en ufak bir tasarımın, tasavvurun, sözün yok ise ben neye göre seni yargılayayım? Ben bugüne göre yargılıyorum. Varsa söyle. Yani eğer biz sana iftira ediyorsak, haksızlık yapıyorsak, çık de ki valla kardeşim, benim işte bu seçimden sonra nasıl ki ekonomide, işte sosyal konularda değişik vaatlerin var. De ki ben bu seçimden sonra da işte yeni bir anayasa yapacağım. Yeni bir çözüm işte paketi efendim getireceğim veya şunları düşünüyorum. Sen bunları söylemediğin müddetçe bizim itibar edeceğimiz bugün söylediklerindir. Bugün söyledikleri itibariyle de, bugün durduğu nokta itibariyle de AKP Kürtler için bitmiştir. Yarın başka bir şey söyler söylemez, bu yarının sorunudur. Bugünü söylüyorum. Küfretmeye gerek yok yine. Yani millet küfrediyor birbirine. Şimdi ben böyle konuşuyorum. Bakıyorsunuz bütün tweetler küfrediyor. İşte troller. Ya küfretme kardeşim. De ki benim bir tasarım var, benim bir projem var, benim bir şey. Veyahut da bugün benim yaptığım her şey doğrudur diye. Küfretmene gerek yok. Hakaret etmene gerek yok. Onun için bu... Hem dindar muhafazakar seçmen hem de orta sınıf Kürt seçmen. Şimdi diyorum ya, hep böyle dindarlık muhafazakarlığa bir sıkıştırma görüyorum ben. Kendim açısından da öyle değil. Şu an en büyük kitle Kürt orta sınıflarıdır. Yani şehirlileşen, işte 30, 40, 50 sene evvel köyden, kırsaldan şehre gelen, bugün çocuklarını okutan, iş tutan, yani kentlileşen, bakın kentli de demiyorum, şehirli de demiyorum, şehirlileşmeye, kentlileşmeye çalışan, kısmen kentlileşen, özellikle metropollerde ciddi bir Kürt nüfusu var. Bunların belirgin özellikleri var. Geleneklerine bağlı. Büyük kısmı için diyorum, istisnalar hacı. Yine önemli bir kısmı dindar muhafazakar. Bunlar bir Kürtlük bilincine, bir Kürt kimliğine artık sahipler. Yani asimile olan, kayan, giden, vazgeçen, vazgeçmiş. Ama bunlar bugün kendi kimliklerine sahipler. Kendi kimliklerinin Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde anayasal bir statüye kavuşturulmasını istiyorlar. Başlıca birkaç ana tavırları, istekleri ve özellikleri var. Bir, şiddete karşılar. Yani kavga, gürültü, iç savaş, hendek, silahlar, buna karşılar. Çünkü böyle bir çatışmanın, böyle bir kavganın, böyle bir iç savaşın herkes için felaket olduğunu görüyorlar. İki, yine bu sebeplerden dolayı elde ettiklerini kaybetmek istemiyorlar. Yani ne elde etmişse bugün şehirde, isterseniz bir pazardaki sebze tezgahı olsun, bu tezgahı kaybetmek istemiyor. Oğlu işte okumuş da, doktor da, mühendisse, avukatsa, fabrikada işçiyse, o işini ve statüsünü kaybetmek istemiyor. Oturduğu evi kaybetmek istemiyor. Özetle iki şey istiyor.
bir kimliğini istiyor, iki bunları demokratik yollarla istiyor. Kavga etmeden. Onun için Kürtlerin, işte siz de dediniz ya bir dönem %60'ı 70'i evet. AKP'ye oy veriyordu. O kitle ters bugün, dönüyor. O kitle bugün AKP'den ümidini kesti. Büyük oranda kesti. Dönüyor bu sefer. Ne yapmam lazım? HDP'ye destek verdi. Mesela 7 Haziran 2015 seçimlerinde %13.1 oy aldı HDP. İstanbul'dan 11 milletvekili çıkardı. Bizim 3. bölgeden, benim aday olduğum bölgeden 5 milletvekili çıkardı. Ama hemen 4,5 ay sonra bu kitlenin, yani AK Parti'den gelen %4-4,5'luk bir kitlenin 1 milyon 200 bini tekrar AK Parti'ye geri döndü. Niye döndü? İşte şiddet, hendek, kavgalar, bombalar bu kitlenin o orta sınıf endişelerini tetikledi ve bu kitle tekrar geri çekildi. Referandumda geri kalan kitle de geri çekildi yine. Ama şu an bu kitle tekrar harekette. Yani AKP'den ümidini kesince, AKP'nin yine yanlışlarda ısrar etmesiyle döndü yüzünü. Şimdi nereye gidecek? Önünde bir HDP var. Ondan endişe duyuyor. Yani bir yandan kimliğinin bir yerde temsil edilmesini istiyor, var olmasını istiyor. Tamam, hatalı, yanlış, keşke bunlar olmasaydı. Adaylar beni temsil etmiyor ama işte o amayı dedikten sonra diyor ki ya yine barajı geçmesi lazım. Biz eğer parlamentoda da bir temsil gösteremezsek, AKP inkar etti. Bizim bu kimliklerimizi, haklarımızı güvenlikçi politikalara döndü. HDP de eğer bir varlık gösteremezse bu iş güme gidecek. Çok pardon, bir şey ekleyeceğim. Şey diye de düşünmüyor mu bu seçmen aynı zamanda? Ya bu partinin genel başkanı hapishanede, eş başkanları hapishanede, bütün tabii belediye bunların, başkanları. Bunların yani hepsini söylüyor. Bunu da görüp de. Ama belediye başkanlarını da yargılıyor. Diyor ki yanlış yaptılar. Genel başkan, keşke Selahattin Bey dışarıda olsaydı, biz böyle karşılıklı bu eleştirileri birbirimize yaptık. Yapsaydık. Çünkü yaptık bunları, yani tartıştık parti içinde. Selahattin Bey 2015 seçiminden sonra ilk ciddi tartışmayı benimle yaptı. Yani parlamento grubunun içerisinde yaptık demiyorum. Haziran seçimlerinden sonra. Evet, yaptık demiyorum. O yaptı benden. Hatta çıktım odasına, dedim ki niye böyle bir tartışmaya girdin milletin önünde? Yani yanlış yaptın dedim bunu. Keşke Sayın Selahattin Demirtaş da bugün dışarıda olsaydı ve biz yüz yüze konuşsaydık bu konuştuklarımızı. Yani Selahattin Bey'in de yanlışlarını görüyor. Belediye başkanlarının da yanlışlarını görüyor. Ama buna rağmen işte biraz evvel anlattığım şekliyle diyor ki bu kimliğin de bir şekilde bir yerde sesinin çıkması lazım. Evet. Ya bu sefer de işte bir oy verelim, işte barajı geçsin. Fakat her oy verdiğinde o partiyi yöneten kitle diyor ki kitle benim bütün işte politikalarımı tasvip etti. Dolayısıyla benim bir yanlışım yok. İşte halk hendekleri kendini savunma için kazdı diyen Sayın Pervin Buldan'ın refleksi gibi. Veya 7 Haziran 2015 gecesi Kandil'den emanet oy yok, bu bütün oylar bizim oyumuzdur sesinin yükselmesi gibi. Yani öyle bir pozisyon ortaya çıkıyor ki oy versen bir türlü, oy vermesen bir türlü. Barajı geçmese bir türlü, geçse bir türlü. Şimdi gelelim Saadet Partisi'ne. İşte Saadet Partisi bu çaresiz kitleye, yani AKP'den kopan, giden gelen böyle her seçimdeki o büyük ana kitleye bir alternatif sunuyor. Ve baraj sorunu da yok. Baraj sorunu da yok. Diyor ki Kürtlerin bütün Türkiye'deki sorunları hukuk ve vicdan çerçevesinde çözülmesi lazım. Hı hı. Yani salt vicdan da değil. Çünkü vicdan da soyut bir kavramdır. Vicdan, lütuf gibi anlaşılabilir. Tabii, artı hukuk. Hukuk. Hı hı. Zaten Diyarbakır'daki Kürt raporunun da başlığı buydu. Orada Kürtler memnun kaldılar mı ya da tatmin oldular mı Temel Bey'in Kürt meselesini ele alış biçiminden? Şimdi tabii bu beklentilere göre değişiyor. Yani en üstteki beklentilere göre o beklentilerin altında. Öyle mi? Ama vasat bir değerlendirme yaptığını, yani ben salondaki değerlendirmeleri söylüyorum. Evet. Kendi değerlendirmelerimi tabii sonra söyleyeceğim. Tabii salonda entelektüel bir her türlü kesim ve büyük bir çoğunluğu da HDP'li bir kesim. 1/4. Evet. Ya Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı'ndan, Van Ticaret Odası Başkanı'ndan, baro başkanlarından, meslek odası kuruluşlarına kadar, gazetecilere kadar ciddi bir sivil toplum. Tabii tabii, evet. Yani 55-60 kişilik bir soru soran kitle. Bunların hepsi
bir yerin başında bir sivil toplum kuruluşunun evet. yöneticisi durumu. Evet. Onların mı beklentileri yüksek? Tabii yani onların beklentilerini tam olarak karşılamamış olabilir. Ama Türkiye vasatına baktığınız vakit açılan yeni bir cadde, bir üçüncü yol. Yani AKP ve HDP'nin dışında bir üçüncü yol. Mesela ne söylüyor? Bir diyor, bu iş vicdan, ahlak ve en önemlisi onun da üzerinde hukukla çözülecek. Peki hukuk nasıl şekillenecek? Nasıl olacak? Yeni bir anayasa olacak. Hı hı. Yeni bir anayasada vatandaşlık tanımı her türlü etnik kimlikten arındırılacak. Hı hı. Mesela şu anki yani bilmeyenler için söylüyorum veya bilenlere de hatırlatıyorum. Anayasanın 66 maddesinde Türkiye vatandaşı olan herkes Türktür diye bir ibare var. Yeni anayasada bu etnik tanımlamadan mutlaka arındırılacak. Saadet Partisi'nin tabii. böyle bir vaadi var. Yani ne olabilir mesela? Vatandaşlık bağıyla devlete bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Gibi. Yani bunu Türk, Kürt, Hristiyan, layık, Alevi, Sünni, Ezidi diye belirlemenize gerek yok. Bunu Millet İttifakı, araya parantez olarak düşünün bu soruyu. Millet İttifakı kabul eder mi böyle bir tanımı? CHP bu tanımı Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul etmedi. O 2011'den sonra evet, falan, yani Süheyl Batım'ın olduğu. Ben de içindeyim. Evet. Yani CHP bunu o zaman kabul etmedi. Bugün bir şeyini bilmiyorum. Evet. Bu bir. Yani vatanda yani yeni bir anayasa. Ama CHP'li bu arada aynı ittifaktasınız. Konuşulacak bunlar. Evet. Hayır ittifaktayız derken yani bir parti programında falan bir ittifak söz konusu değil. Bir seçim ittifakıdır. Anlaştığımız yönler var. Anlaşamadığımız, tamamen farklı düşündüğümüz yönler var. Bu yeni anayasanın en önemli yani birinci başlangıç kısmı vatandaşlık tanımıdır. Ondan sonra bu etnik kimlikten doğan hakların anayasal güvence altına alınmasıdır. Bunları da birkaç başlık altında topladı Sayın Genel Başkan. Yani bu Diyarbakır'daki sunumunda bunun yazılı rapor da var tabii zaten. Tabii biz onunla ilgili yayın da yaptık. Evet, DİTAM Başkanı da şey yaptı. Yani bu vatandaşlık tanımından sonra en önemlisi Kürtçe ana dilde eğitimin bir hak olarak anayasaya yazılması. Tabii bu Kürtçe ana dilde eğitim dediğiniz vakit artık birçok şeyi zikretmenize gerek yok. Yani ana dilde eğitim olduktan sonra seçmeni derste olacak, gazetede olacak, televizyonda olacak, radyoda. Saadet zaten... Partisi'nin tabanı buna hazır mı? Bu arada tamamını kastediyorum. Şimdi zaten... Yani daha yeni Büyük Birlik Partisi ile bir önceki seçimde evet. ortaklığı olan veya 90'larda. Şimdi genel başkan, genel idare kurulu, işte teşkilatlar, yani bunları bugün söylüyor. Yani tekrar... Altını çizmek gerekirse yeni anayasada vatandaşlık tanımı, Kürtçe ana dille eğitim ve Kürtçenin kullanımındaki bütün engellerin kaldırılması. Sayın Genel Başkan'ın kurduğu cümle budur. Kürtçenin kullanımıyla ilgili bütün engellerin kaldırılmasıdır. Bu ne demektir? Bu dil kamuda da kullanılabilir. Yani hizmetlerde de kullanılabilir. Zaten bu engeller anayasada kalktığı vakit köy, kasaba, şehir adları da iade edilir. Öbür yani zaten o yani bu ana şeyleri ortaya koyduktan sonra artık şunu da yapabilir, bunu da yapabilir, şunu da yapabilir demenin bir anlamı yok. Şimdi bu tabii Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde şiddetten uzak, silahtan uzak, demokratik yollarla Türkiye'nin demokratikleşmesiyle elde edilecek haklardır. Ama bunun ötesinde mesela bir diğer mevzu daha yerel yönetimlerin işte güçlendirilmesidir. Tabii bu yerel yönetimler güçlendirilmeli derken mesela CHP bugüne kadar söylemediği bir şeyi söyledi. Dedi ki işte Avrupa Birliği ile yapılan Türkiye'nin anlaşmalarda yerel yönetimlerin özellik şartındaki çekincesini kaldıracağız. 2011'de de söylemişti Kılıçdaroğlu evet. Hakkari mitinginde. Ha şimdi bunun şekli nasıl olur? Büyükşehir Belediye Başkanlığı olur. Bölgesel yönetimler olur. Hani Türkiye'de bölgesel yönetim dediğiniz vakit, eyalet dediğiniz vakit veya otonomi dediğiniz vakit veya özellik dediğiniz vakit tüyler diken diken oluyor. Yani hemen işte efendim ülke bölünüyor, parçalanıyor gibi bir refleks veriliyor. Ki öyle bir tepki geldi MHP'den. Ve oralara çekiliyor. Halbuki şu an mesela AKP döneminde bile bu Büyükşehir Belediye Yasası çıktıktan sonra bütün köy yolları, içme suları, kanalizasyonları yani daha önce merkezi hükümette olan bütün yetkiler Büyükşehir belediyelerine devredildi. İl genel meclisleri vardı, bir de belediye meclisleri vardı. Bunlar birleştirildi şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde. Tek bir meclis var. Yani Almanya'daki eyalet parlamentoları gibi aslında Büyükşehir Belediye Meclisi o şehirle ilgili kararların önemli bir kısmını alıyor.
Dolayısıyla yani biz buna bir isim koymak yerine, çünkü bu isim koyduğunuz vakit, yani biraz evvel saydığım çok isimlerden birisini koyduğun vakit hemen bir ajitasyon ve algı operasyonu başlıyor. Onun için biz diyoruz ki ademi merkeziyet, sorunların yerinden çözülmesi esas alınmalıdır. Esas alınmalıdır. Bunu da aslında söylemeyen yok kağıt üzerinde. Yani bu dediğimi de bütün bu çerçevede Saadet Partisi'nin şu an açtığı bu yol, bazılarına göre otoban olmasa da, bazılarına göre düble yol olmasa da, ama neticede açılan bir üçüncü doğru düzgün gidilebilecek bir yoldur. Bu yol genişletilebilir, bu yolun standardı yükseltilebilir. Nedir bu yol? Devletin veya AK Parti'nin şu an geldiği güvenlikçi politikalara teslim olmamaktır. Mesele bitmiştir dememektir. Kürt meselesi hala duruyor ve çözülecektir noktasıdır. Yeni bir anayasa ifadesidir, vatandaşlık tanımıdır, ana dille eğitimdir, dilin kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, kamusal alanda kullanılmasıdır vesaire vesaire vesaire. Bir yeni doğru düzgün caddedir. Evet, şimdi son 5 dakikamız falan var ama şeyi de size daha söz vereceğim. Bir şey daha buna ekleyeyim. Tamam. Mesela Sayın Genel Başkan'a bir soru soruldu. Denildi ki mesela Türkiye'de Trakya bölgesi var. Bu resmi yazışmalarda bile var bazılarında. İşte efendim Marmara bölgesi var. Peki Kürdistan kelimesi niye işte Türk İslamcı muhafazakar milliyetçi çevrelerde büyük bir tepkiye neden oluyor? Mesela Osmanlı'da Kürdistan eyaleti var. Sultan Sencer zamanında Selçuklularda Kürdistan eyaleti var. Sayın Genel Başkan şunu söyledi. Bu da bana göre çok önemli. Yani şu ana kadarki bütün siyasi liderlerin, yani en azından HDP dışındakilerin, yani şu ankileri kastediyorum. Dedi ki Kürtlerin çoğunlukta yaşadıkları coğrafi bir bölge anlamında Kürdistan kelimesinin hiçbir mahzuru yok. Yani bunlar Türkiye'de siyasette çok önemli devrim niteliğindeki adımlardır. Eğer bir ulus devlet bölünme, parçalamayı dıştalıyorsanız, şiddeti dıştalıyorsanız, birlikte yaşanacaksa bunun şartı nedir? İşte yeni bir anayasadır, vatandaşlık tanımıdır, ana dille eğitimdir, bölgesel anlamda Kürdistan kelimesinin kullanılmasıdır, Suriye, Irak'taki Kürtlerle çok iyi ilişkilerdir, vizenin, gümrüğün kaldırılmasıdır, yeni bir Orta Doğu Birliği'dir. İşte bunlardır. Peki şu ittifak meselesine gelelim biraz. Geniş bir ittifak kurdu Cumhuriyet Halk Partisi ile, İyi Parti ile, Saadet Partisi. Şimdi bu ittifakın önemi de şu, yani sadece tabanları birbirinden çok farklı sosyolojik kodlara yaslanan partiler olması değil, aynı zamanda mesela hepsi yeni anayasa sözü veriyor. Fakat bu yeni anayasa sözü seçimlerden sonra bu ittifak gerçek anlamda bir siyasi uzlaşmaya dayanmadığı takdirde sanırım çok anlamlı olmuyor. Hatta doğru. HDP'yi de kapsayacak şekilde. Doğru. Mutlaka HDP'nin de olması lazım. Evet, yani bunu şey görüyor musunuz? İmkanını görüyor musunuz? Seçimlerden sonra özellikle mecliste bir muhalefet bloğunun çoğunluk kazanması durumunda. Bazı anayasal maddeler ve anayasal ilkeler ışığında anlaşabilir misiniz? Mesela CHP ile siz bu noktada faydalı olabilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz kişisel olarak? Tabii CHP de bayağı mesafe kat etti bana göre. Yani o tek parti zihniyetiyle bugünkü geldikleri noktayı mukayese ederseniz CHP'nin de önemli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini görebiliriz. İşte biraz evvel bahsettiğim özellikle ilgili şehirlerin kaldırılmasından dört ülke arasında, Türkiye, Irak, İran ve Suriye arasında bir Orta Doğu Birliği'ni savunacak noktaya gelmesi çok önemli gelişmeler. Çünkü geçmişte Orta Doğu denildiği vakit, İslam ülkeleri denildiği vakit CHP'deki bazı arkadaşların tüyleri diken diken oluyor. İşte Orta Doğu'ya, Orta Doğu bataklığına bizi sokmayın diyorlardı. Bu onların sözleri. Yani bugün o geçmişteki nahoş, hoş olmayan sözleri gündeme getirmek istemiyorum. Ama geldiği nokta önemlidir diyorum ya, geldiği nokta önemlidir bugün. Seçimlerden sonra da mutlaka yeni anayasa çerçevesinde bir ittifak kurulması zorunluluktur, mecburiyettir. Muharrem İnce'yi nasıl görüyorsunuz? Ben Muharrem İnce'nin de söyleminde, davranışlarında, işte tavırlarında, siyasi yaklaşımında ciddi bir yumuşama ve olumlu bir çizgi görüyorum. Yani geçmişte ben şahsen Muharrem İnce ile çok tartıştım. Yani çok tartıştım yani mecliste. O günlerle karşılaştığımız. Evet, ama o günlerle karşılaştığımız vakit ben yine aynı fikirlerdeyim. Yani onu da bir şey olarak söyleyeyim. Ama Sayın Muharrem İnce'nin de bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde dindar muhafazakar kitleye yaklaşımı,
işte aile yapısını öne çıkarması, Hacı Bayram'da namaz kılması, Anıtkabir'de Fatiha okuması, bunları ne için yapıyorsa yapsın, onlara da girmiyorum. Hani şu an tartışılıyor mesela troller, AK Parti medyasında efendim işte oy olmak için yapıyorlar, aslında işte riyakarlık yapıyorlar, işte halkı kandırmak için yapıyorlar. Ben işin orasında değilim. Bunların olması bile ne için oluyorsa olsun, yani ben şu an niyet sorgulamıyorum. İyi, sembol olarak iyidir diyorsun. Bunlar toplumu yumuşatan, yakınlaştıran, uzlaştıran hamlelerdir. Ne için olursa olsun. Kürtler oy verir mi ikinci turda, olası bir ikinci turda? Ben eğer bu çizgisi devam ederse büyük oranda oy alabileceğini düşünüyorum. Peki Saadet yani Partisi, Saadet Partisi'nin tabanı işte yüzde kaç oy alacaksa alsın ilk turda. Evet. Onların sandığa Muharrem İnce için 8 Temmuz'da gitmesi için siz çalışır şimdi mısınız? Saadet Partisi'nin şu an için benim de, yani benim şahsen de içinde olduğum partinin de şu an bir deklaresi yok. Yani ikinci turda şöyle yaparım diye bir deklare yok. Evet. İkinci turdan sonra 15, işte birinci turdan sonra ikinci tura kadar 15 günlük bir süre var. Evet. İşte bu sürede bunlar daha fazla konuşulacak. Yani diyelim ki Sayın Muharrem İnce kaldı ikinci tura veya Sayın Meral Akşener kaldı ikinci tura. Kürt meselesinde neler yapacak? Laik dindar geriliminde neler yapacak? Yeni bir anayasayla ilgili daha somut, daha şu an dillendirmediği neleri söyleyecek, bunları konuşacağız. Eğer bu çizgisini devam ettirirse destek alabilir. Ama daha tutuk davranırsa, farklı söylemler geliştirirse o zaman daha farklı bir durum çıkar. Onu görüp bakacağız diyorsunuz. Tabii. Onun için zaten Saadet Partisi böyle bir deklare içerisine girmedi. Yani ben ikinci turda şunu yaparım, şu saate kadar demedi. Ama mutlaka yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bu yeni anayasada dindar layık gelirimi, Kürt meselesi, Alevilerin sorunları, bütün bunların göz önünde olması lazım. Hatta AKP'nin bile böyle olumlu bir şeye destek vermesi lazım. Yani bu kadar olumlu bir şeye ben destek vermiyorum, ben tersini düşünüyorum, ben Türkiye'yi daha da otoriterleştireceğim, totaliterleştireceğim derse bunun ceremesini AK Parti de çeker. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yani son bir söz olarak varsa son bir söz alayım. Yani tekrar söylediğimi tekrarlayacağım. Bugün dindar, muhafazakar, Kürt etnik kimliğiyle ilgili hassasiyeti olan Kürtlerin AK Parti ile bugün için bir işleri kalmamıştır. Yarını bilmiyorum. Tekrar söyledim. Yani böyle felsefi, demagojik şeylere girmek istemiyorum. Bugün söyledikleri, yaptıkları ortada. Bugün bir işi kalmamıştır. Yarın yarının işidir. Hani ıslah nefs eder derler ya, biri huyunu değiştirir, ıslah olur, farklı şeyler evet. söyler. O şartlar ayrıdır. Tıpkı Sayın Muharrem İnce'de olduğu gibi. Bugün bu dindar muhafazakar Kürtler için Saadet Partisi ciddi bir seçenektir. Yani çıkardığı adaylarla da ciddi bir seçenektir. Şiddetten uzak, bölünmeden uzak, hendekten, kavgadan uzak, inkar, baskı ve bozkurt işaretinden de uzak. Bir ana cadde, bir orta yoldur. Biz bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. Bu kardeşlerimiz eğer vekalet verirlerse baş göz üzerine, vermezlerse baş göz üzerine. Mesela benim aday olduğum 3. bölgede AK Parti geçen dönem 16 milletvekili çıkarmış. 17. sıraya kadar tek bir Kürt aday yok. Bu şimdi şekilde, evet. Bunu söylediğiniz vakit de yine üzerinize geliyorlar. Diyorlar ki ya Altantan İşte dini, mezhebi, tavrı bir yana, gericiliği, yobazlığı, bir de etnik milliyetçilik yapıyor. Ya kardeşim, etnik milliyetçiliği sen yapıyorsun. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diyoruz ya, aynı durum AK Parti'de de var. Yani hiçbir Kürt'ü aday göstermeyerek. Ya 16 tane, 1,5 milyon Kürt'ün, yaklaşık 1,5 milyon Kürt'ün yaşadığı bir bölgede bir tane Kürt seçilecek yere koymuyorsun. 3 bölgenin de başına birer Karadenizli koyuyorsun. Süleyman Soylu, Trabzonlu, Berat Albayrak, Sayın Damat Bey, Trabzonlu. Numan Kurtulmuş bir de. Numan Kurtulmuş Ordulu. Ya vazgeçtik Kürt'ten. Bari bir tane Akdenizli koy, bir tane Ege'li koy. Bir tane Mersinli, Antalyalı, Adanalı koy. Yani Akdeniz'den koy birisi, Antalyalı koy. Etnik milliyetçilik yapan sensin. Peki bu 1,5 milyon insan niye temsil edilmiyor? Bunu söylediğim vakit efendim vay işte bütün ihaleler Karadenizlilere veriyor. Bütün liste başları Karadenizli. Altantan'ın Karadenizlilerle bir sorunu mu var? Ya kardeşim lafı çekme, eğme, bükme. Ben diyorum Şişhane, sen diyorsun Gümüşhane. Benim kendi damadım Karadenizli. Bak benim Karadenizlilerle bir alıp veremediğim yok. Benim kendi kızım, yani dün gece bir torunum da oldu. Yani Allah
analı babalı büyüsün diyelim. Benim damadım Karadenizli. Torunlarım yarı Karadenizli benim. Benim Karadeniz'de bir alıp veremediğim yok. 27 tane benim ailemde Karadenizli gelin ve damat var. 27 tane. 40 yıl evvel amcam Rize İkizdere'den evlendi. Dayım Trabzon çarşı başından. Trabzon çarşı başından evlendi. 27 tane şu an benim ailemde amca, dayı, teyze, hala çocukları, torunları içerisinde 27 tane Rizeli, Trabzonlu, Karadenizli gelin ve damadımız var. Canımızdan çok sevdiğimiz gelinlerimiz var. Canımızdan çok sevdiğimiz damatlarımız var. Sorun bu değil. Senin yaptığın bölgecilik ve meseleye yaklaşma. Yani onun için AK Parti'deki özellikle kardeşlerime, Kürt olsun, Türk olsun, haktan yana, hukuktan yana, Karadenizliler de dahil bu 27 tane gelin ve damadın hatırına hepsinden o istiyorum. Kendi damadımın da hatırına hepsinden o istiyorum, destek istiyorum. Evet, vekaletlerini verirler veya vermezler. Verirlerse başkası üzerine, vermezlerse başkası üzerine. Ama ben yarın da yine bu söylediklerimi söyleyeceğim. Yani bir seçim sonra da, iki seçim sonra da eğer sağ kalırsam, Allah ömür verirse, ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Söylediklerimden utanmayacağım şeyler söyleyeceğim. Evet. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili Medyascop izleyicileri, bu özel yayınımızda Diyarbakır Milletvekili ve İstanbul 3. Bölge Saadet Partisi'nden milletvekili adayı Altan Tal'la birlikteydik. Biz sorularımızı elimizden gelince sormaya çalıştık. O da cevapladı. Artık takdir sizin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımız devam edecek.